Hola, mi amada. Ha-ho. Maram şeytan. Maram tam şeytan. Kelan evden. Tam kelan evden. Tüvri ki yari. Diya cemiratiye. Rıcaçiye et. Rıcaçi ne yaptım ey. Ez bunya sağlatım ki tab. Gerçeğe meydan. Aramiye zekim tutul dedi ki. Burada lay ta hoşe. Lay ta rabia mı gireydi. Lay mı kudar rabia. Lay mı kudar rabia. Dest bir gireydi ay. Ya kudar ile burada. Ya kudar ile abi. Gide benden abi. Kayıp yakınlarının simgesi haline gelen Berfo Kırbayır'ın hayatı Orta Doğu Sinema Akademisi Derneği tarafından belgesel yapıldı. Emre abi bunun eline gitti, bıyıklarını tekrar düzeltti ve çok sert bir ifadeyle ona bakarak dün de öyleydi dedi, her zaman da böyle. Tamam dedi, görüşeceğiz seninle. Berfo ana adıyla çekilen belgeselin galası Diyarbakır Ciğerhun Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapıldı. Ceza versinler, ceza versinler. Cezasını istiyorum. Çocuğumlar, evet. Paragon mezara gideceğim. Kırfaka gideceğim. Ve hasta hasta beni çıkarttılar. Hey Allah'ım, varsın Allah'ım, birsin Allah'ım. Bu kadar çoğulun, bu kadar çoğulsun. Oğlunuzdan seni yuvası takar. Niye böyle yaptın? Belgeselin galasına BDP Büyükşehir Belediye Eş Başkan Adayı Gültan Kışanak, BDP Eş Başkan Yardımcısı Meral Danış Beştaş da çok sayıda kişi katıldı. Yani 4 sıra ne var ama biraz da şeyiz fazla. Belgeselin gösteriminden sonra Gültan Kışanak kısa bir konuşma yaptı. Berfan Hanım'ın yaşaması gerekiyor. Berfan Hanım'ın ölümsüz olması gerekiyor. Ta ki Cemil Kırbayır'ın akıbeti belli oluncaya kadar, kemikleri bulununcaya kadar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Yeter. Bu kadar olamaz. Bu kadar olamaz. Bu kadar. Buraya kadar gelmişsin. Siz de Allah prezlediniz. Siz de Allah ciddiniz. Siz de büyüttünüz. Nasıl büyüttün söyle bakayım. Berfo Kırbayır 33 yıl boyunca oğlu Cemil Kırbayır'ın mezar yerini aramış, geçtiğimiz yıl 105 yaşında yaşamını yitirmişti. Ve hala Cemil Kırbayır'ın mezar yeri bilinmiyor. Şimdi benim çocuğumu bana versinler. Hiç olmazsa gemicimi de bana versinler. Gemicimi versinler, ben çocuğumdan ötürü ben çocuğum mezarını isteyeyim.